Programın başında söylediğimiz gibi başarılı smaçör kızlarımız geldi. Eczacıbaşı Dayna Bitin ve bizim aslında gurur kaynaklarımız olan kızlar temsili olarak bizim yanımıza geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, çok uyumluyuz. Biraz böyle trafikte kaldınız. O yüzden kusura bakmayın. İstanbul trafiği hiçbir zaman belli olmuyor ama bizimle birliktesiniz. Çok mutluyuz. Siz de kusura bakmayın. Antrenmandan alelacele böyle toparlanıp hemen İstanbul gelmeye çalıştık. İstanbul trafiği de apayrı bir şey. Kesinlikle. Keyifler nasıl, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz buraya davetli olarak geldiğimiz için sizlere de. Nefes nefeseyiz ama. Birazcık nefes alasayım kusura bakmayın. Ben hala düzeltmeye çalışıyorum. Peki nasıl buldunuz atmosferimizi? Biraz onunla başlayayım. Konuyu daha farklı yerden açayım. Atmosfer harika. Birazdan bu maçı burada canlı olarak izleyeceğimiz için de çok heyecanlıyız aslında. Mutluyuz. Bizim sahalarımızdan biraz daha büyük tabii ki burası. Ama harika gözüküyor şu anda. Umarım güzel bir maç olur. Umarım kazanan taraf Anadolu Efes olur. Biz de öyle umuyoruz. Şimdi şunu da sorayım aslında. Taraftar desteği bizim takımımızı inanılmaz motive ediyor. Zaten Ergin Hoca da her zaman taraftarın artı bir oyuncu olduğunu söyler bizde mesela. Sizde de eminim aynı atmosfer yaratıldığında, tribünler dolu oynadığınızda daha farklı bir hissiyat vardır. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki de ilk öncelikle Eczacıbaşı taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani taraftarla oynanan maçla taraftarsız oynanan maç ve onların desteğini hissetmek bizim için maç içinde çok önemli oluyor. Çok büyük bir motive oluyor. Tabii ki de bu her takım için geçerli. Bugün de burada çok güzel bir atmosfer var. Ben de çok heyecanlıyım bunun için. Hoş geldiniz diyorum tekrar. O zaman sizi daha çok üstünden geçmeyin. Daha çok yeni olan bir şampiyonluğa götüreyim. Hissiyatınızı merak ediyorum gerçekten. SEV Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra nasıl bir ortam vardı? Neler hissettiniz? Maça çıkarken neler yaşadınız? Çok heyecanlıydık gerçekten. Sezon başından beri beklediğimiz bir kupaydı, bir maçtı. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden birisiydi SEV Kupası'nı kazanmak. Çok mutlu olduk gerçekten. Güzel sezon sonuna doğru oynadığımız için maçı aslında bir sonraki kupalar için de bizi daha çok motive etti diyebilirim. Sen neler istedin evet, Zahane? Yani o maça çıkarken zaten hani kimsenin ekstra bir motive etmesi için kendini bir şeye ihtiyaç duymuyor. Maçın içinde de aynı şekilde yani bütün her şeyimizi vererek oynadık ve kazandıktan sonra zaten sahanın içinde de sevincimizi gösterdiğimizi düşünüyorum ve sonrası zaten asıl olay hep sonrasıdır. Bunu soyunma odasından sonra otelde, odalarımızda kutlamaya devam ettim. Ben o kutlamaları da merak ediyorum. Bir sonraki sorum buydu. Takımca nasıl kutladınız? Kulübe döndüğünüzde nasıl kutladınız? Ailelerinizle nasıl kutladınız? Yani takımca şöyle deyip soyunma odasına girer girmez böyle 10 tane falan şampanya aynı anda patlıyor tabii ki. Öyle başlıyorsun çünkü maçın sonuna kadar onu bekliyorsun aslında yani. Tabii ki ailelerimizden de sonra küçük küçük hediyeler aldık. O da tahmin çok ediyorum. Çok da aslında maçtan sonra da çok kutlama fırsatımız olmadı çünkü döndüğümüz gibi lig maçımız vardı. O yüzden çok bir zamanımız olmadı ama en güzel kutlamayı maçtan sonra takımla beraber yaptık. Nasıl yoğun bir tempo bu peki? Neler yapıyorsunuz? Boş zamanlar oluyor mu? Boş zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımız açıkçası çok olmuyor. Şimdi bir de sezon sonuna yaklaştığımız için çok yoğun bir tempodayız. Antrenmanlar da çok yoğun geçiyor. Off günlerimizde de daha çok en çok neyi seviyorsak onunla ilgilenmeye çalışıyoruz. Onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla, ailemizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi çok fazla bir zamanımız olmuyor aslında kendimize ayırabildiğimiz. Ben evde yatmayı tercih ediyorum. Gerçekten. Çoğu zaman evet. Çok çift antrenman yapıyor musunuz hafta içi yoksa genelde tek mi ilerliyor? Yok, bizim hep çift. Hep çift. Arada birer tane tek oluyor. Aynen. Bir antrenman gününüzü bize anlatsanız. Bir antrenman günümüz. Sabah çok erken saatlerde kalkıyoruz. Kaçta? Çok erken dediğim de 7. Benim için erken 7 bir saat. 7 bu arada erken. Ben de erken derim 7. 7'de kalkıyorum. Daha sonra genelde 9'lu antrenmanımız oluyor sabah antrenmanlarımız. Eğer çift oluyorsa ki genelde çift oluyor. Çift antrenmandan sonra beraber gittiğimiz bir kahvaltı, öğle yemeği yediğimiz bir mekan var. Oraya gidiyoruz hep beraber. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra dinleniyoruz. Daha sonra tekrar antrenmana dönüyoruz. Akşam da yatış. Kulüpte mi dinleniyorsunuz? Ben de eski bir eczacıbaşı olarak size bunu soracağım. Üst katta bir yatak alanı var ya. Orası hala duruyor. Ama orayı şu an tercih etmiyoruz. Evet, eve gidiyoruz. Evden gidiyoruz. Aynen öyle. Evdeki yataklarımız böyle kocaman olduğu için. Oradakiler gibi. Evet, peki nasıl, ay kulaklığım çıktı, nasıl besleniyorsunuz? Dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Nasıl besleniyoruz? Güzel bir soru. Yani şekeri yiyebildiğimiz kadar az yemeye çalışıyoruz. Daha az tatlı, daha az abur cubur, daha az fast food. Olabildiğince bu tempoda ayakta durmak için kaslarımıza yarayacak şeyleri yemek zorunda.
arada takımımızın sunumları başlayacak. O esnayı ben size anons edeceğim. Kısa bir sahaya bağlanıp sonra programımıza devam edeceğiz. Sözünü böldüm. Ne diyordum? Aslında zaman geçtikçe, tecrübe kazandıkça birazcık da nasıl yememiz gerektiğini öğreniyoruz gözlemlerimizle beraber. Dediği gibi şekeri çok az tüketmeye çalışıyoruz. Olabildiğince az. Tabii arada bazı kaçamaklar oluyor ama. Yapıyor musunuz peki evde? Yani buna fırsat var mı? Çok yok. Değil mi? Yani, çok, ben çok vakit ayıramıyorum. Ama arada dediğim gibi arkadaşlarım yapar. Mutfakta iyi değiliz çok. Çok açık söylemek istemedik ama. Yalnız değilsiniz bu konuda, merak etmeyin. Ben fırsat olsa da onun yapmak bana zor geliyor. Yani çok nadir hakikaten evet. Mutfağa girdiğim zaman inanılmaz bir şey bu. Peki şöyle bir soruyla geleceğim sizlere. Takımın içerisindeki bu uyum, arkadaşlıklar, mesela biraz önce şeyden bahsettiniz. Antrenmandan sonra birlikte gidiyoruz kahvaltıya, öğle yemeğine. Bu sahayı nasıl etkiliyor, maçları? Ne bileyim, sizin aranızda daha iyi bir uyum sağlaması en azından mutlu bir şekilde antrenmana gitmenizi sağlıyor olabilir. Kesinlikle. Takımdaki herkes çok pozitif. Takım içindeki arkadaşlık da dediğim gibi sahadaki o ortaya geldiğimizde sevincimize de yansıyor. Birbirimizi motive de edebiliyoruz. Sorun olmaması dediğin gibi antrenmana gelirken de ayaklarımız geri gitmiyor. Birbirimize destekliyoruz yani. Bu olması gereken bir şey ve ben böyle şeylerden biraz korkuyorum yani kaostan ya da takım arkadaşlarım arası bozuk olduğunda falan biraz gerilebiliyorum. Altyapıda bir şeyler yaşanmıştır bence evet, burada bir gerilme. Evet, bu zaten o yaşadığım şeyler. O bir travma yaratır yani eskiden altyapıda herkes bir şekilde bunu yaşıyor yani. Voleybol, basketbol fark etmeksizin hep bir hırs yapılır, farklı şeyler olur. Aynen öyle. Çok iyi anlıyorum neler söylemeksin, sen neler söylersin? Salihan dediklerine katılıyorum. Hani çok güzel bir ortam var takımımızın içinde. Gerçekten aile gibiyiz. Artık zaman da geçtikçe birbirimizin neyi sevmediğini daha iyi anlamaya başladık. O yüzden sahada da birbirimize yardım etmemiz daha kolaylaşıyor şu anda. Onun dışında bu kurduğumuz arkadaşlık ve aile ortamı sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum. Karardık kızlar. Karardık. Sahaya bağlanıyoruz. Hemen sizlere döneceğiz. Anadolu Efes stüdyo kaldığı yerden devam ediyor. Bizim aynı kıyafetlerimizle karşınızdayız. Kızlar hemen size böyle tatlı tatlı birkaç tane soru sormak istiyorum. Hani ilk sorum sana geliyor. İmzaladığın en garip şey neydi? Para galiba. Paraya imza attım. Kağıt bulunamadı, para mı verdi? Parayı verdiler. Zaten seninle devam ediyorum. En eğlendiğin deplasman seyahati. Ufak bir anı var mı? Bu yaz İzmir. Neler yaşadınız? Yani takımın yarısı yoktu ve hazırlık dönemi olduğu için biraz daha rahattık. Neler evet. Yaşadık? Çok fazla güldük. Neler yaşadığımızı çok tahmin ediyorum. Ama o kahkaha ve keyif varsa güzeldi. Aynen tahmin öyle. Ediyorum. Peki o zaman sana soracağım Hande. Saliha bir film, dizi ya da çizgi film karakteri olsaydı ne olurdu? Model olarak söyleyebilirim. Bir model olsaydı. Olur, o da olur. Bella Hadid diyorum. Öyle. Dolu bir suratı var Salihan'ın da. Çok fazla gülmüyor. Çok şeker. Aynı soruyu sana sorsam. Sorma. Sorma. Var mı aklına gelen? Bayağı fıstık değil ama duyuyoruz. Evet. Var mı? Evet. Söylemiyor muyuz? Söylüyoruz. Tamam. Zeyna. Hoşuna gitti mi? Sevdi mi bunu? Sevdi. Kızlar süremizin çok sonuna geldik. O yüzden sizden teker teker hem Anadolu Efes hem de Eczacıbaşı Derneği bir taraftarına vermek istediğiniz mesajları alayım. Sizler bizim 15. gücümüz. Basketbol artı bir diyelim direkt daha artı biri misiniz? Artı biri misiniz? Sizlerle burada sizin karşınızda oynuyor olmak bizi her zaman çok mutlu ediyor ve daha iyisini yapabilmemiz için bizi motive ediyor. İyi günde kötü günde her zaman desteğinizi bekliyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Biz de bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz kızlar. Teşekkür çok ederim. Keyifli oldu. İnşallah sizi tekrar konuk alma fırsatımız olur diyelim. İnşallah teşekkür ediyoruz biz de. Buraya sizinle birlikte kapatmak istiyorum programı. Daha önce hiç kimseyle kapatmadım programı. O yüzden yanımda bu güzel başarılı kızları bulmuşken efendim yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde sizlerle görüşünceye dek hoşçakalın.